kilitlendi yoğun mesajlarınızdan dolayı. Şimdi Kahramanmaraş'a gideceğiz. Kahramanmaraş'la ilgili bir haberimiz var. Dondurmanın ana maddesi olan orkideyi bu türlerin içerisinde ilk dörde koyarak insanlarımızın beğenisine sunduk. Expo 2023'e ev sahipliği yapacak Kahramanmaraş sembol çiçeğini bulmaya çalışıyor. İnşallah Haziran'a kadar bu seçimler, beğeniler devam edecek. Çıkan sonucu da Expo'muzun sembolü olarak, çiçeği olarak inşallah kullanacağız. 12 Şubat Belediyesi sembol olacak çiçeği bulmak için çiçek çeşitlerini halkın oylamasına sundu. Sizlerin de beğenileriyle ve oylarıyla belirleyeceğimiz sembol çiçeğimizi dünyaya tanıtacak ve bu bağlamda özel bahçeler oluşturacağız. Öneri olarak sürülen çiçekler arasındaysa ters lale, salep orkidesi, Maraş gülü, Maraş sümbülü, bir de aromatik bitki olan lavanta var. Topkapı Sarayı'nın bahçesini süsleyen Maraş sümbülü, çiçekler arasında en güzel yere sahip güllerin en nadidesi Maraş gülü, efsanelere konu olmuş hüznün sembolü ters lale ve hepimizin gerçekten Türkiye'mizin bir markası olan, dünya markası olan, dondurmanın ana maddesi olan orkideyi bu türlerin içerisinde ilk dörde koyarak insanlarımızın beğenisine sunduk. 12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Maçiçek tüm vatandaşların ankete büyük ilgisinin olduğunu, aynı zamanda 100 bin oy kullanıldığını belirtti. Expo 2023'te 2 milyon ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlayan Kahramanmaraş ise mutfağı, tarihi ve doğal güzelliklerini sunabilecek. Kahramanmaraş burada reklam yapacak, ön plana çıkacak. Kahramanmaraş diyecekler her şeyden, her bayrak, bütün ülkelerin bayrakları gelecek. Kahramanmaraş'ta bunlar sergilenecek. Öte yandan 12 Şubat Belediyesi sembol çiçek anket oylaması yapanlar arasındaysa AK Parti Milletvekili Ahmet Özdemir de vardı. 4 tane seçenek vardı. Aslında 4'ü de çok güzel, çok nadide, endemik bitkiler ama benim tercih sebebim salebin ana ürünü, yabani orkide.